Merhaba sevgili öğrenciler. Forum Sınıf YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Gizem Yayınları'nın 3. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 125, 126, 127, 128 ve 129. sayfalarını cevaplayacağız. 125. sayfadan başlayalım. Etkinlik 1 öğrenmeden önce. Aşağıdaki soruların cevaplarını söyleyelim. Çevremizde bizim dışımızda hangi canlılar yaşıyor? Çevremizde bizim dışımızda hayvanlar ve bitkiler de yaşıyor. Bu canlıların hangi özelliklerinden yararlanıyoruz? Bitkilerin meyvelerinden, yapraklarından, dallarından, hayvanların etinden, kemiğinden, dışkısından, sütünden, gücünden, derisinden yararlanıyoruz. Aşağıdaki resimlerden bize doğa kelimesine düşündürenleri işaretleyelim. İlk baştaki kuşu işaretliyoruz. Filin yanındaki kuzucuğu işaretliyoruz. Ağacın yanındaki kuzucuğu işaretliyoruz ve en sağ altta kaplumbağanın yanındaki kuzucuğu işaretliyoruz. Diğerlerini boş bırakıyoruz. Sayfa 127. Kelime çalışalım. Doğa kelimesinin anlamını metinden yararlanarak yazalım. Doğa ile ilgili aşağıdaki şemayı tamamlayalım. Doğa, kendi içinde gelişen, değişen varlıkların tümüdür. Cansızlar, ormanlar, taşlar, topraklar, dağlar, dereler. Canlılar kısmında insanlar, erkekler, kadınlar, çocuklar. Hayvanlar kısmında kuşlar, böcekler, inekler, tavuklar, kediler. Bitkiler kısmında çiçekler, otlar, ağaçlar. Dördüncü etkinlik anlayalım kısmı. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazalım. Tüm canlı ve cansız varlıklar doğanın bir parçasıdır. Doğru yani D. Bir dere kirlendiğinde bunun doğaya bir zararı olmaz. Yanlış yani Y. Doğadaki varlıklar birbirlerinin varoluşunu sürekli etkiler. Doğru yani D. Ağaçların kesilip yok edilmesi sadece orada yaşayan hayvanları etkiler. Yanlış yani Y. Bir dere kirlenirse bundan tüm canlılar etkilenir. Doğru yani D. Hayvanların göç etmesi toprağın yapısının bozulmasına da neden olur. Doğru yani D. Ağaçların olmadığı yerlere daha fazla yağmur yağar. Yanlış yani Y. Ağaçların yok edilmesi sellerin oluşmasına neden olur. Doğru yani D. Sayfa 128'e geçtik. Derelerin kirlenmesinin doğadaki diğer varlıkları nasıl etkilediğini yazalım. Derelerin kirlenmesi sonucunda hayvanlar hastalanıp ölebilirler veya hastalanmış hayvanın etinden sütünden yararlanan insanlara da geçebilir bu hastalıklar. Aşağıdaki balık kılçığına ağaçtan yapılan eşyaları örnekler yazalım. Masallar, sehpalar, tabaklar, sandalyeler, avizeler, dolaplar. Beşinci etkinlik söz varlığı. Aşağıdaki cümlelerde verilen altı çizili kelimelerin eş anlamlarını kullanarak yeni birer cümle yazalım. Doğa, kendi içinde sürekli gelişen, değişen varlıkların hepsidir. Tabiat bizim yaşam kaynağımızdır. Her biri de kendine özgü bir yaşam biçimi sürdürüyor. Hayatımızı kimseye göre yaşamamalıyız. Sayfa 129. Altıncı etkinlik konuşalım. Doğadaki canlılardan birinin soyunun tükendiğini düşünelim. Bu durumun bizi ve diğer canlıları nasıl etkileyebileceğini arkadaşlarımıza tartışalım. Doğadaki canlılardan sadece birinin bile soyunun tükenmesi demek, sıra sıra tüm hayvanların neslinin tükenmesi, hayvanlardan bitkileri etkileyen bir gerileme ve bu kıtlığın biz insanlara kadar ulaşması demektir. Ağaçların kesilip yok edilmesinin bizi ve diğer canlıların nasıl etkileyeceğini yazalım. Ağaçların kesilip yok edilmesinin sonucunda birçok hayvan evsiz kalıp göç yapmak durumunda kalır. Hayvanlar ve insanların ihtiyacı olan oksijenin azalması ve ağaçsız kalan toprağın güçsüzleşip sel felaketlerine zemin hazırlaması demektir. Videonun bu kısmını durdurup buradaki etkinliklerin cevaplarını kitabınızdaki ilgili yere veya defterinize yazabilirsiniz. 8. etkinlik öğrendikten sonra. Doğa dendiğinde aklınıza neler geliyor? Doğa dendiğinde aklıma hayvanlar, bitkiler, dağlar, denizler, ovalar, canlı cansız dünya üzerindeki her şey geliyor. Doğaya zarar vermemek için nelere dikkat ediyorsunuz? Doğaya zarar vermemek için hayvanlara, bitkilere zarar vermemeye, denizleri, dereleri temiz tutmaya çalışıyorum. Videomuzun sonuna geldik. Forum sınıfı takip ettiğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. İyi dersler dileriz.